o palot ya yerası arasında olan bir yer. Bizi oradan girdiler. Dediler ki işte burada esirler, daha esirler vardır. Otobüs durdu. Onlardan imizlendirdiler. Silahlardan üzerimize. Toprak bir yol vardı. O toprak yolun içerisinde bir 100 metre kadar yürüdükten sonra eskiden oradan toprak aldıkları bir yer vardı. Oraya gidince burada durun dediler. Durdular. Oturun dediler. Böyle yarım ay şeklinde hepsini dokunduk. Aşağısı düzlük bir yerdi. Çadırlar vardı. İşte bunlar da esirdi. 3 tanesi önümüzde durdu. Bir tanesi yüksek bir duvar vardı. O duvarın altına indi. Gideyim dedi komutana, konuşayım da size bataryaya çadır ayarlasın falan dedi. Tabii bunun amacı işte onlar anlaşmıştı. Yani 3-5 dakika içerisinde bu olayı halledeyim de bitirelim. Endi duvarın altına. Bir tanesi dedi ki sizi üzerinizde tanıtıcı ne belge varsa tek tek kalkın gelin buraya önümüze koyun dedi. Herkes kalktı, üzerinizde tanıtıcı belge olanlar kimdi, pasaport, şu. O işlem bittikten sonra 2 dakika geçmeden duvarın altındaki birer ateş etti. O silah sesi duyulurken diğer 3 tanesi üzerinde daramaya başladı. Orada herkes üst üste düşün tabii böyle. Aralarında şimdi bunun içerisinde bir Aydın isminde yeğenim ve bir daha şey vardı. Niyazi Çavuş denilen Susun bu. Onlar sağ kaldı diyor. Ben ölü taklidi yaparaktan böyle yani inileyerek böyle kaçtılar mı be, kaçtılar mı be diye şey yaptım. Onlara seslendim, kaçtılar dedi. Ama daha önce onlar kaçmadan önce bir tanesi dedi ki gel dedi saatlerini alalım. O biri dedi bırak kalsın dedi kaçalım, biri görmesin dedim, dozer getirelim, gömelim. Arkadaşlar işte bir tanesinin ayağı koptu. Diğeri de böyle her tarafında mermi izleri vardı böyle dedik. Onları kurtarmak istedi yani ben, sen kaçıyorsun bizi de kaçırıyorsun. Kaçıramazdım. Oradan ayrıldım ben. Çıktım yüksek bir dağın üzerine. Orada bekledim. Tekrar hani dozer geldi, gelmediği döndüğünde artık karanlık olduğunu görmedim. Ama ben oradan ayrıldıktan sonra silah sesleri duydum. Benim dahilim orada o iki tane yeğenim kisal dağıydı. Belki onları buldular. İşte oradan artık dağların içinden 8 gün 8 gece dağlarda kaldıktan sonra Mutlu Yaka köyüne sığındım. Orada muhtarın temaslarıyla Limasol'a, oradan biri Kızılaçın'a Limasol ki avuturistler götürdüler. Oradan da 3 ay kadar bir şey orada kaldım. Oradan da hava helikopterine birleşme ettim. Buraya Kuzeyfesi Türk Cumhuriyeti'ne geldik. Bunlar geçse de bu yapılan soykırımı diyeyim artık bu vahşeti kesinlikle unutulmaz. Unutmamak da lazım. Yine o günleri yaşayanlardan Ersoy Taluğu yaşadıklarını anlatıyor. Polisi ve milletli askerleri gelip silahlarımızı teslim etmemizi istediler. Bazılarımız karşı çıktı, silahlarımızı teslim etmeyin. Tarık Güç askerleri eğer silahlarımızı teslim ederseniz biz size güvence veririz, burada kalıp sizi koruyacağız dediler. Biz de başka çaremiz olmadığı için Birleşmiş Milletler askerlerine güvenerek silahlarımızı teslim ettik. Sabahleyin saat 10'da silahlarımızı teslim ettik. Öğleden sonra Türk mahallesini 4 saat Rumlar kurşun yağmuruna tuttular. Dört bir taraftan kurşun yağdırlardı köy mahallemize. Tabii bizde silah yoktu. Evlerde sokulu, masraflarında, garyotlarında sokulu bekledik ne olacak. Sonra ateşkes oldu. 22 Temmuz'dan
14 Ağustos'a kadar her gün Kalaoson Rum polisi gelir. Kimin silahı vardır, silahlarını nerede saklı diye 2 tane 3 tane adam alıp getirip Kalaoson polisinde işkence yapıyordu. Silahlarınız nerede, kimin silahı var diye. Birleşik askerlerine hiçbir şey yok, hiçbir haber yok. Bizi Rum'un insafına bırakıp gittiler. 14 Ağustos günü köyümüz Andriko, Hacı Barli, İstasi, Ayetki, Türk mahallelerinin bası ve evlerden erkekleri zorla bir bir topladılar. Saklı olanlara eğer çıkıp teslim olmazlarsa buldukları yerlerde kendilerini vuracaklar diye çağrı yapıyorlardı. Tabii bu şeyde çıkıp teslim oldular, çeke çeke alıp götürdüler. 15 Ağustos günü iki otobüs gelerek sizi Limassol esir kampına götürecek dediler. Ve 15 Ağustos günü bir gece Rum okulunda kaldıktan sonra 15 Ağustos günü iki otobüs gelerek sizi Limassol esir kampına götürecek dediler. Otobüslere bindirip yola çıktılar. Limassol yakınına geldiklerinde Ayafilar Dağı'na gidip orada kardeşlerimizi katlettiler. Bize bunları yapanlar senelerce aynı köyde, aynı mahallede beraber yaşadığımız Rumlardı. Her gün sabah günaydın Andriko dediğimiz, günaydın Hacı Barlı dediğimiz, günaydın Ayetki dediğimiz Rumlar bize bunları yaptı. Ve katliamdan sonra, duyulduktan sonra Birleşik Askerleri köye geldi ve bir Meyrem Mehmet Salih isminde bir kızımız sigara paketine yazarak Sayın Cumhurbaşkanı'na götürmesini söyledi. Denktaş Bey bizi kurtarınız diye sigara paketiyle Sayın Cumhurbaşkanı'na haber yolladı ve bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanı'nın girişimde bulundu ve köyümüze Birleşik Askerleri gelip kamp kurdular. Ben ve yeğenim köylüleri toplarken biz dağa kaçtık. Bizi ayetli Loja Artüfe'ni alıp peşimize düştü, bizi dağda vursun diye. Çünkü bilirlerdi, Mustafa'nın oğlu teslim olmadı, Şevket'in oğlu teslim olmadı, Ali Bey'in oğlu teslim olabildikleri için dağda peşimize düştü de bizi vursunlar diye. 15 gün dağlarda kaldı. Ve her gece bir bölgeye giderdi. Çünkü peşimizdeydiler diye, yerimizi belli etmeyelim diye her gece bir bölgeye giderdik. 15 gün dağda üzüm ve haruk yerdi. Bu Temmuz'dan 14 Ağustos'a kadar köy mahallemizin adamları Feyzi Dayı'nın bahçesinde toplanırdı, pademin altında ve orada söylerlerdi, biz kurbanlık, bizi kimse aramaz, bizi kimse sormaz, bir kurbanlık diyorlardı. Sanki de Allah onlara beyan ettiydi. Ve bir 15 günden sonra köye gelmek istedi. Ve bizi projektörlerle köyün etrafını tararlardı.
köye git.